Evet, dolgun maaş zamları başka bahara kaldı. Şartlar ortada, hazinenin durumu ortada, ülkenin ekonomisinin durumu da ortada. Hükümet istemez mi? Hep söylerim bunu. Yüzde %300 vermek ister. Hükümetin işine gelir iktidarın. Ama veremez. Öyle bir para yok. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki "Arkadaş tasarruf edin. Tasarruf edip emekliye verin." diyor. Şimdi değil mi? Tasarruf ediyor musunuz? Kamu kuruluşlarına söylüyorum ben bunları. Sürekli söyleyeceğim bunu. Var mı tasarru? Ha Şimdi kendinize gelince bol kepçe, bonkör ama emekçiye gelince ah şartlar böyle. Şimdi böyle olunca tabii zam oranları, ha, hakem heyeti son noktayı koydu. Hakem heyetinin zaten bunu söyleyeceği belliydi. Aksi bir şey mümkün değildi. Ben bunun çok büyük bir sürpriz olacağını da söyledim. Ne olacak peki? Ocaktan sonra siz değerli memurlar, kamu çalışanları ne kadar maaş alacaksınız? Bir bakalım yakından, bir görelim şimdi. Evet memur sen karar noter usulüyle belirlendi dedi. Memur zammı belli oldu. Toplu sözleşme görüşmeleri bir Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet ve sendikalar anlaşamadı. Son kararı hakem heyeti verdi. Karar 5. toplantıda çıktı. Oy çokluğuyla. Kamu hakem heyeti hükümetin son teklifini oylamaya sundu. 11 üyeden 6'sı zamma onay verdi. 5'i vermemiş bu arada. 4 üye karara itiraz etti. KESK temsilcisi oy kullanmamış ve hükümetin teklifi onaylandı. 2024 ilk 6 ayda %15, ikinci 6 ayda %10. 2025 ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda %5 zam yapılacak. Bu durumda 2024 tahmini memur maaşları şöyle olacak değerli seyirciler. Ünvan uzman doktor. Temmuz 2023 54.959 TL alıyor. Ocak 2024'te 79.400 TL alacak. Şube müdürü 1'e 4. Temmuz'da 32.451 TL alıyor. Yani şu anda aldığım para. Ocak 2024'te 46.847 TL alacak. Bir polis memuru 1'e 8. Kelle koltukta. 24 saat nöbet. 24 saat nöbet yapıp bir de ertesi gün tekrar işe çağrılan... O maç olur, konser olur, meeting olur, etkinlik olur, polisler orada saatlerce ayakta komik komik kumanyalar verilir polis memuruna. Komik yemek yemesi için. Komik kumanya. Böyle hani ekmek arası falan. içinde iki domates, bir marol. Polis memuru. O polis memuru kelle koltukta dediğim gibi İstanbul'da çetelerle çatışır falan. Şehit verir. 1'e 8 Temmuz 2023. 29.525 TL alıyor. Yoksulluk sınırının bilmem kaç lira altında. Ocak 2024'te 42.621 TL olacak. Bir öğretmen. Birin dördü. 26.654 evlatlarımızı işte efendim teslim ettiğimiz geleceğimiz olan evlatlarımız. Öğretmenlerimiz 26.654, 38.476 alacak Ocak'ta. Bir hemşire 26.440 TL Temmuz 2023, Ocak 2024'te 38.167 TL alacak. En düşük emekli aylığı 9.876 TL'den 14.491 TL'ye de yükselmiş olacak. Lakin burada bir şey var. En düşük emekli şey memur maaşı düzeltiyorum. Onun 22 bin olduğunu söyleyeyim. Bu memur emeklisi en düşük en düşük memur emeklisinin aylığı 9.876 TL. Şu anda 14.491 TL'ye yükseltilecek. Ama en düşük memur maaşında 22 bin TL'de kaldığını söyleyelim. Şimdi Sayın Bakan dün bir şey söyledi, bir tweet attı. Ben de buradan paylaştım dedim. Bu umut verici. Ee, acaba dünkü açıklaması acaba dedim bir şey mi olacak? Dün dedi ki merak etmeyin dedi enflasyonu altında ezdirmeyeceğiz memurlarımızı son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek deyince ha dedim hakem heyeti onaylasa dahi son sözü Cumhurbaşkanı söyleyeceğine göre daha da artabilir bu oran dedim. Bakalım bugün neler söyledi Profesör Doktor Vedat Işıkhan. Özellikle kabul görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız toplu sözleşmemizin başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum diyor. Bugün de buna böyle noktayı koymuş. Bir bakalım yarın bir gün ya yani hiçbir şey belli olmaz da benim bir önerim var Sayın Bakan, Sayın Işıkan. E, bu, bu, önerimi Cumhurbaşkanı'na siz de belki iletebilirsiniz. Şimdi siz emekliye Ekim'de bir zam düşünüyorsunuz ya erkenden hani ocağı beklemeden. Bence memurları da ocağa beklemeden bir zamlı maaşları çok daha kısa sürede verebilirsiniz. Açlık sınırı biliyorsunuz arttı. Yoksulluk sınırı arttı. Ocak da çok fazla bir zaman. Yani tamam kurallar böyle biliyorum. Yasalar böyle. Toplu sözleşmede böyle. Kanunlar böyle işliyor ama burada bir esnetilme yapılamaz mı? Yani mesela Ekim'de maaşlar, zamlı maaşlar verilemez mi? Yani bu imkanlar zorlamaz mı? Bilmiyorum. Bence zorlanmalı. Çünkü gerçekten geçim çok zor. Hani yani şu anda biz Eylül ayındayız. Ocağa daha çok var yani. 5 ay var diye düşünüyorum. Ben sadece fikrimi beyan ettim. Devam ediyorsun.